Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Önümüzdeki 3 sezonun yayıncısını seçebilmek için ihaleye giren TFF'ye karşı Galatasaray ve Fenerbahçe birleşme kararı aldı. Süper Lig'de Bein Sports'un 3 sezonluk dönemi sonrası yeni ihale sonuçlanmak üzere Bein Sports Süper Lig yayın ihalesini yeniden almak için TFF'ye son teklifini iletmişti. Saran Medya'nın teklifine cevap vermeyen TFF'ye Galatasaray ve Fenerbahçe'den tepki geldi. Saran Medya, yayın ihalesinde yeniden devreye girdi ve Beyin Sports'un teklifinin üzerine çıktı. 140 milyon euroluk teklif sunan Saran Medya büyük bir sürprize imza atarak Bey Medya'nın önüne geçti. Kulüpler Birliği, şartnameye uygun şekilde euro ile en yüksek teklifi yapan ve teminat mektubu veren Saran Medya'nın teklifine geri dönüş olmamasından dolayı sert tepki gösterdi. Bu olayın hemen ardından telefonla görüşen Ali Koç ve Dursun Özbek TFF'ye karşı anlaşma sağladı. Daha yüksek olan teklifin kabul edilmesi için baskı yapılmasını planlayan ikili diğer takımları da ikna etti. Yayın İhalesi Komisyonu 19 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 16.00'da TLF Süper Lig ve TLF 1. Lig yayın haklarının devrine ilişkin ihale genel şartnamesi 24. maddesi uyarınca yayın ihale süreci ile ilgili tekliflerin açılması sonrası ihale şartnamesi gereği tekliflerin değerlendirilmesi için toplanacak. Açıklamada ayrıca ihale sürecinin daha önce açıklandığı gibi 29 Şubat tarihinde tamamlanmasının planlandığı aktarıldı.